Karşınızda Suriye Devlet Başkanı Beşşar-ı Hafızıl Esed. Yani bilinen adıyla Beşar Esad. 2011'de Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'de başlayan protestoları güç kullanarak bastıran Esad, günümüze kadar devam eden Suriye iç savaşının başlamasına neden oldu. O günden bugüne kadar 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Beşar Esad'ı gelin hep birlikte inceleyelim. Küçük Esad, 11 Eylül 1965 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam'da devlet başkanı Hafız Esad'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Şam'da alan Esad, liseden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi almaya başladı. Mezun olduktan sonra orduya girerek 4 yıl boyunca askeri hastanede ordu doktoru olarak görev yaptı. O yıllarda tahtın varisi görülmemesi nedeniyle 1992 yılında Londra'ya yerleşen Beşar Esad burada yüksek lisans yapmaya başladı. Ancak 1994 yılında taht varisi olan abisi Basel Esad'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi ve tahtın bir numaralı varisi olmasıyla baba Hafız Esad tarafından Suriye'ye çağrıldı. Humus'taki askeri akademisine teğmen rütbesiyle girdi ve neredeyse 30 yıllık terfiyi yalnızca 5 yılda alarak albaylığa kadar yükseldi. Tabii bunda babasının devlet başkanı olmasının payı asla yoktu. Bu süre zarfında vatandaşlarına danışmanlık yaptı, vatandaşlardan gelen şikayetleri dinledi ve yolsuzluğa karşı bir dizi çalışmalarda bulundu. Tarihler 10 Haziran 2000 yılını gösterdiğinde babası Hafız Esad'ın hayatını kaybetmesi üzerine Beşar Esad'ın ülkenin başına geçmesi bekleniyordu. Ancak bir problem vardı. Suriye'de Cumhurbaşkanı seçilmek için 40 yaş sınırı vardı ve Beşar Esad henüz 34 yaşındaydı. Neyse ki bu sorun küçük bir anayasa değişikliği ile giderildi ve yapılan seçimlerle %98 oy alan Beşar Esad 7 yıllığına ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı olarak ilk yılında Suriye'nin yozlaşmış hükümetinde reform yapma sözü verdi ve ülkesini modernleştirmeye başladı. Ancak cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı bir yılın sonunda vaat ettiği reformların %90'ını gerçekleştiremedi. Büyük ölçüde yozlaşmış olan hükümet bürokrasisi, rüşvet, adam kayırma gibi nedenlerle ülkedeki özel sektör neredeyse biterken, bu da Suriye'nin ekonomik açıdan gerilemesine neden oldu. Yıllar geçtikçe kendisine karşı yükselen muhalefetin sesini gerek askeri gerekse istihbarat teşkilatları aracılığıyla kesmeyi başaran Esad, görevindeki ilk 7 yılını bu şekilde tamamladı. 2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Esad, oyların %99.82'sini alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Eleştirmenlerin ve muhalefetin seçimlerin hileli olduğunu iddia etse de, yargının ve yürütmenin kendi elinde olması nedeniyle sonuç değişmedi. Tarihler 2011 yılına gelindiğinde Tunus'ta başlayan ve diğer Arap ülkelerine de sirayet eden Arap Baharı aynı yıl Suriye'ye de sıçradı. Suriye halkı ekonomik ve demokratik hak talepleriyle protestolara başlarken, aynı zamanda 1963'ten beri devam eden olağanüstü halinde kaldırılmasını istemektelerdi. Ancak Beşar Esad her fırsatta ülke ekonomisinin gayet iyi olduğunu, hatta her evde buzdolabının bulunduğunu söyleyerek orduya protestoların bastırılmasını emretti. Mayıs 2011 tarihinde Suriye ordusu Humus ve Şam'da protestoları sert biçimde bastırmaya başlarken, bu olaylarda binlerce insan hayatını kaybetti. Protestoların her geçen gün daha da artması üzerine Esad ulusal bir diyalog ve yeni bir parlamento seçimleri için söz verse de bunların hiçbiri gerçekleşmedi. 2011'in sonlarına doğru komşu ülkelerin birçoğu Esad'ın istifasını isterken Arap Birliği de Suriye'nin üyeliğini askıya aldı. 2012 yılının başlarında Suriye ordusu olayları bastırmak için tam yetki ile görevlendirilirken askerler ülke genelinde göstericilerin üzerine ateş açmaya başladı. Aylarca süren askeri kuşatmaların ve baskının ardından göstericilerin de orduya karşı silahlanmasıyla ülkede bir anda iç savaş patlak verdi. İç savaş ile birlikte birçok sivil çevre ülkelere göç etmeye başlarken bu ülkelerin arasında güzel ülkemiz Türkiye de vardı. Çoğunlukla firari askerler ve sivil gönüllülerden oluşan muhalifler merkezi bir liderlik olmaksızın Esad rejimine karşı direnişe geçerken hızla ilerleme kaydederek ülkenin kuzeyini ele geçirdiler. Taraflar özellikle Hama, Humus ve Palmira bölgesinde karşı karşıya gelirken bu bölgelerde çok sert çatışmalar yaşandı. 2013 tarihine gelindiğinde iç savaştaki ölü sayısı 120 bini geçerken, ayrıca tutuklanarak hapishanelere gönderilen on binlerce gösterici sistematik işkencelere maruz kaldı. 2014 yılında muhaliflerin dış desteğini büyük oranda kaybetmesi ve kendi aralarında çarpışmaya başlaması sonucu rejimin ilerlemeye başladığı bir dönem oldu.
Ayrıca bu yıl iç savaşın gölgesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Beşar Esad %88 oy alarak 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçimle birlikte gücünü daha da arttıran Esad rejimi aynı yıl Şam şehir merkezini kontrol altına alırken Hama ve Humus kırsalını da büyük oranda muhaliflerden temizledi. Ardından daha da kuzeye doğru yönelerek muhaliflerin ellerindeki bölgeleri geri almak için taarruza başladı. Tam bu dönemde Irak'taki varlığını iyiden iyiye hissettiren IŞİD örgütü, Suriye'deki iç karışıklıktan yararlanarak ülkenin doğusundaki ve kuzeyindeki birçok yerleşim bölgesini ele geçirdi. 2015 yılına girilirken ülkedeki IŞİD varlığı uluslararası güçlerin hava bombardımanıyla büyük oranda yok edilirken bu bölgeler PYD-PKK'nın liderliğindeki muhaliflerin eline geçti. Eylül 2015 tarihinde Çin, İran ve Rusya'nın Beşar Esad'ın yanında yer almasıyla birlikte muhaliflerin lehine giden Suriye iç savaşı bir anda Esad'ın lehine döndü. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için 2016, 2018, 2019 ve 2020 yılında Suriye'nin kuzeyine yaptığı 4 harekattan sonra Beşar Esad rejimi muhalifler ile birlik olarak Türkiye'nin karşısında yer aldı. 2021 yılında yapılan Suriye genel seçimlerini %95 oy ile kazanan Beşar Esad 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Tarihler 2022 yılını gösterdiğinde günümüze kadar gelen iç savaşın henüz kazanını olmazken, bugüne kadar 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla insan ise evinden oldu.